ve içeride de bunun sözcülüğünü üstlenen, içeride bu siyasi ve ekonomik operasyona bel bağlayarak umutlananlara buradan şunu söylüyorum. Hiç umutlanmayın. Bu dava üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlerin kimler yanında yer almak istiyor? Bunu çok net bir şekilde görüyoruz ve Türkiye'ye karşı ne yapılmak istendiğini de bütün millet görüyor. Çünkü her şey aziz milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Bunu Türkiye diğerlerini aştığı gibi bunu da aşacaktır. Bu bizim bir tiyatro oyunu olarak gördüğümüz, senaristini bildiğimiz, oyuncularını tanıdığımız, figüranlarını tanıdığımız bir oyundur. Ve biz bu oyunun bir aktörü olmayacağız. Bu oyunda, bu senaryoda Türkiye'yi sanık sandalyesine oturtmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Bu konuda da kamuoyu son derece rahat olur. Şimdi bak, yapılmak istenen şudur. Dediğim gibi rehin alınmış ve bazı ithamlara, bazı ifadelere zorlanmış, kendi ifadesiyle de hapiste kalmamak için anlaştığını ifade eden bir kişinin ifadeleri üzerinden eğer biz bir adalet ve hakikat arayışı içerisine mi gireceğiz? Eğer biz bunun ifadelerini dikkate alıp bu ifadeler üzerinden Türkiye'yi konuşacaksak, bu rehin alınmış bir adamın ithamları üzerinden bir hakikat arayışına gireceksek, bu bizzat hakikatin kendisine ihanet olmaz mı? Bu bizzat Türkiye'ye ihanet olmaz mı? Yani Atatürk'ün gençliğe hitabesinde ifade ettiği gibi bu bir delalet ve hıyanet olmaz mı? Bu açık bir şekilde gözüken dahili ve harici bedhahların bir oyunu olduğu görülmüyor mu? Amerika'da bazı kesimlerin Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak için bu adamı bir kart olarak kullandıkları son derece açık değil mi? O yüzden burada bunun üzerinden umutlananlara ben şunu söylüyorum. Umutlanmayın. Şunu unutmasınlar ki biz 15 Temmuz cehenneminden geliyoruz. O yüzden yüzlerinde öyle gülücükler falan açmasın. Öyle sosyal medyada, ekranlarda biliyorsunuz bu FETÖ'cülerin kimisi ulusalcı kılığında, kimisi solcu kılığında, kimisi Atatürkçü kılığında o en iyi bildikleri işi yapıyorlar. Onların da kimler olduğunu biliyoruz ve buradan da ben tüm vatandaşlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Tüm kamuoyuna bir çağrı yapmak istiyorum. Oynanan oyunun bu millet farkındadır. Dolayısıyla rehin alınmış bir adam üzerinden birilerinin Türkiye'yi rehin almasına müsaade etmeyiz arkadaşlar. Amerikan yargısıyla anlaştığını söyleyen, hapiste kalmamak adına anlaştığını söyleyen ve sanık olmaktan tanık olmaya geçmiş ve bunun karşılığında da kendisine ezberletilmiş bir senaryoyu dünyayla paylaşan bir kişi üzerinden Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. Yani fotoğraf budur. Ha şimdi eğer birileri bu kişinin ifadelerini alıp bu kişinin ifadeleri üzerinden içeride ya da dışarıda bizi, AK Parti'yi ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istiyorlarsa şunu bilsinler. 2002'den beri her ne pahasına olursa olsun AK Parti'den kurtulmalıyız diyenlere buradan şunu söylüyorum. AK Parti'den kurtulsanız, Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulsanız milletten kurtulamazsınız. Milletten kurtulsanız Allah'tan kurtulamazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün dava açacağını ifade etti ve önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la bir görüşmesi, tekrar bir görüşmesi olacak. Efendim bazı bakanlar da yine bu toplantıda vardı. İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı gibi terörle mücadele konusunun şüphesiz gündeme arkadaşlar, geldiğini biliyoruz ama... Yok, bakanlar kendi illerinin milletvekilleri olarak bu toplantıya katıldılar. Bu Suriye, Afrin konusu, Afrin'e yeni bir operasyon, Cumhurbaşkanı buna ilişkin... Bu toplantıda bu konular gündeme gelmedi. Ha bunu burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası nedir? Türkiye'den Cumhurbaşkanımızın yakın çevresinin yurt dışına bazı offshore hesaplarına para gönderdiği iddiasıydı.
Şimdi bizim bildiğimiz ve iddia ettiğimiz bir şey var. Biz diyoruz ki Türkiye'den yurt dışına offshore hesaplarına herhangi bir para çıkışı olmamıştır. Tam tersine Türkiye'ye para gelmiştir. Bu belgeler bunu ispat edemez çünkü böyle bir belge yok. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bu belgeleri bunun ispatı olarak gösteriyorsa bu belgeler sahtedir. Diğer bir hususa gelince, eğer bu belgeleri ben bankadan aldım ya da bu belgeleri ben şuradan buradan temin ettim diyorsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun şunu bilmesi gerekir. Dediğim gibi dışarı giden bir para yok, dışarıdan gelen bir para var. Ama burada bunun bir ticari sır olduğunu, insanların ticari faaliyetlerinin siyasetin, hakaretin ve iftiranın konusu olmadığını sözcülerimizde, Sayın Genel Başkanımız da paylaşmıştır. Ama burada biz bir genel başkanın abesle iştigalini konuşuyoruz. Çünkü ortaya bir iddiada bulunuyor, bu iddiasını ispat etmiyor, bu iddiasının ispatı olan belgeleri kamuoyuyla paylaşmıyor. Biz de ona diyoruz ki seninle ilgili gerekli hakaret davaları açılmıştır. Bundan sonra anayasanın sana tanıdığı ispat hakkını kullanman için bu belgeleri senin yargıya teslim etmen gerekir. Bizim söylediğimiz budur arkadaşlar. Anayasa 39'a göre elindeki belgeleri ne yapması gerekiyor? Götürüp mahkemeye teslim etmesi gerekiyor. Ha şimdi bakıyoruz, kıvırmaya başladılar. Efendim biz bir suç isnadında bulunmadık, neden bu belgeleri mahkemeye verelim tarzında bir takım kıvırmalarda bulunmaya başladılar. Şimdi ne yaptıklarını da bilmiyorlar. Ama yaptıkları bir şey var ki maalesef Türkiye siyasetinin gündemini meşgul ediyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meşgul ediyorlar. Ve Türkiye'nin şu anda acil ve önemli konuları varken maalesef biz ana muhalefetin bu tür abeslikleriyle uğraşmak durumunda kalıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu belgelerin nereden elde edildiği konusunda Sayın Kılıçdaroğlu bugün yaptığı konuşmada vatansever bürokratlardan bunları aldığını söyledi. Bu ifadeyi söylemiş. Değerli arkadaşlar, ne zamandan beri vatansever bürokratlar anayasa suçu işlemeye başlamış? Yani vatanseverliğin tanımı eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun uluslararası Türkiye karşıtı, Türkiye düşmanı odaklarla işbirliği yapmasıysa bunun adı vatanseverlik değil, bunun adı dalalet ve hıyanettir arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, beyefendi şunu söyledi, bunu söyledi şeklinde. Bugünkü toplantıda vekillerle bu konu evet bir gündeme geldi. Tekrardan Sayın Cumhurbaşkanımız milletvekillerimizle yaptığı bugünkü toplantıda da hem sözlerine biraz daha açıklık getirdi. Hem milletvekilinin milletvekilliği, bürokratın bürokrat, herkesin kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği, herhangi bir şekilde başka makamlara sorumluluk atılarak yapılacak bir bahaneye asla dikkate değer bulunmaması gerektiğini ifade etti. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum arkadaşlar.